Çağdaş edebiyatın devi 20. yüzyılın Türkiye ve dünya edebiyatının en büyük isimlerinden birisiydi. Çağın Homeros'u. Mitolojik bir aslında mitolojik bir figürü anlatırken bugünkü anlatımıyla aynı şeyi yaşatıyor bize, aynı duyguyu yaşatıyor. Kalıba sokmadan şiir duygusunu yaşanmışın tadıyla birleştiren büyük usta. O Güneydoğu'da kaçakçılarla yaptığı bir röportajlar var. Gerçekten yani hayatını riske atıyor. Korkusuz bir toplum eleştiricisi. Tarihinin en büyük kara lekesidir bu. Yaşar Kemal hayatı boyunca zulüm gören herkesin yanında oldu. Anadolu. Yaşar Kemal Anadolu'nun bizzat kendisidir. Yaşar Kemal benim için Türkiye, Anadolu. Ya da Sait Faik'in dediği gibi, Türklerin en Kürdü, Kürtlerin en Türkü. Bir Anadolu efsanesi, Yaşar Kemal. Aslında tam da romanlarındaki kahramanların hayatını yaşadı. Sıradan ama ölümsüz. İşte Yaşar Kemal efsanesi bu yoksul Türkmen köyünde başladı. Doğduğunda Türkiye Cumhuriyeti daha 3 aylıktı. Gerçek adı Kemal Sadık. Köydeki tek Kürt aileydiler. Bir tek Kürt eviydik biz burada. Bir defa olsun ben bu köyde Kürtsün dediğini kimseyi duymadım. Ve çok değil, birkaç yıl önce Van'dan buraya göç etmişlerdi. Rus işgalinden kaçıp. Ailede Türkçe bilen tek kişi vardı. Baba Sadık Ağa. Evde Kürtçe, dışarıda Türkçe konuşuluyordu. Kuralı ise anne Nigar Hanım koymuştu. Şimdi evin içinde yalnız Kürtçe konuşulurdu. Babam bile Kürtçe konuşurdu evin içinde. Fakat evin dışında özgürsünüz. İstediğiniz kadar Türkçe konuşun. Evin içinde Kürtçe konuştuğum zaman çocuktum. Bir anımsıyorum. Bir tek kelime Türkçe konuştum. Ben ona bir tokadı vurdu yere düşürdü. Eşkıya kızı çünkü. Allah'ın belası bir şeydi. Allah rahmet eylesin. Ve devamında bunca yıl konuşmadığım halde anlayabiliyor ve konuşabiliyorsam Kürtçeyi annem sayesinde diyordu. Daha 3,5 yaşındaydı o vahim kazayı yaşadığında. Çocukluğunda babasıyla kurbanlık yüzerkenle bıçak dağıdı, gözüne düşüyordu bıçak dağıdı. O zaman 4 yaşında, 5 yaşındaydık işte o zaman davar geldi. Davar, baba ben de senin yardım edeyim bire demiş ki senin davarına ettirin demiş. Varmış elini tuttur kanak yüzerkenle şöyle çek verince gözüne dağılmış buraya. Sağ gözü kör. Gözünü kaybetmesinden daha çok ona acı verecek olayı ise 2 yıl sonra yaşadı. Babası camide öldürüldü. Hem de gözünün önünde. Babamın da korumaları var. Çifte tabancası var. Camiye giderken Allah'ın evine silahla girilmez diye. Babam sağa selam verirken adam birdenbire yıldırım gibi fırladı buradan bıçağı attı. Kalbe giriyor. Babam caminin avlusundan çıktı. Çocuklar beni öldürdüler, silahımı yetiştirin diye. O gece babasının cesedinin başından hiç ayrılmadı. Sabaha kadar 4,5 yaşında olacağım ki anam sırtını aldı.
sabaha kadar yüreğim yanıyor diye bağırdım. Ve sabahleyin kekem oldum. Geçenlerde Adana'da o camiyi ziyaret ettim. Onun arkadaşlarıyla, çocukluk arkadaşlarıyla konuştum. Oturduğu eve gittim. Çok ilginç bir hayat tabii. Yani o küçücük yaşta babayı kaybetmenin yarattığı bir travma elbette var. O kurban kesilirken bıçağın kayması sonucu gözünü kaybetmenin yarattığı bir travma elbette var. Hemite köyünden ilkokula kaydı olan ilk öğrenci Yaşar Kemal'di. Ama konuşamadığı için asla tahtaya kalkamadı. Sonra ilkokuldan sonra türküler söyleyerek, şiirler, destanlar söyleyerek kekemelikten kurtuldum. Edebiyattaki ilk ürünler de o zamanlar çıktı. Şiirleri elden ele dolaşıyordu Adana'da. 17 yaş şiiri de son sınıfta geldi. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Gelin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Son sınıfta bu hal ve gidiş belgesiyle ortaokula veda etti. Artık para kazanması gerekiyordu ve ne iş bulduysa çalıştı. Arzualcilik, bekçilik, hamallık, pirinç tarlalarında ırgatlık. Pirinç tarlaları sular altında kalan binlerce köylüyle şehir merkezine yürüdü. O günden sonra da başı beladan eksik olmadı. Artık polisin takibindeydi. Komünistlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından hapis geldi. Mahpushane içinde üç ağaç incir, kolumda kelepçe, anam boynumda zincir, o yüzüm zulüm, başımda zulüm, nedir bu halı? Ben bir kavga adamıyım Çukurova'da. Bir kavgayı sanıyorum ki benim kişiliğimde sembolleşmesini gördüler kavganın. Ve gerçekten bana güvendiler bu yürüyüşü yaparken bu köylüler. Cezaevinden çıktıktan sonra başının dertten kurtulmayacağını, rahat nefes alamayacağını anladı. İstanbul'un yolunu tuttu. Sonraki hayatının da perde arkasını şekillendirecek olan Çukurova'ya veda etti. İstanbul'a vardığında elinde bir ceketi vardı, bir de küçük bavulu. Yatacak yeri yoktu. Bir gün Gülhane Parkı, ertesi gün Galata Köprüsü'nün altı. Bir diğer gün bir başka yerde yatıyordu. Ceketinin cebinde ise yeni başladığı İnce Mehmet'in elle yazılmış sayfaları duruyordu. Hatta bir gün bana beraber dedi ki gel seninle gezmeye çıkalım. Gülhane Parkı'na gittik. Gülhane Parkı'nda darphanenin olduğu yerin hemen şeyin bahçesine çıkan bölümde bir sur duvarı gibi bir duvarın dibinde bir yer gösterdi. Ben dedi burada bir bank vardı dedi eskiden. Ben uzun bir dönem dedi bir haftadan fazla bu bankın üzerinde yattım. İstanbul'a geldiğimde otel param yoktu ve yastığım İnce Mehmet. Aklında sadece edebiyat vardı. Parkta yattığı gecelerin gündüzünde sanat çevreleriyle ilişkisini güçlendirmek çabasındaydı. O ilişki aslında Adana günlerinde başlamıştı. Sürgüne gönderilen aydınlar onun için bir dönüm noktasıydı. En başta da ünlü ressam Abidin Dino ve kardeşi Arif Dino. Adana'da bu genç bir delikanlıyken
Abidin Dino, Arif Dino, büyük entelektüel bunlar tabii. Yani çok büyük, yedi dil bilen, zaten bilmem. Yani Osmanlı aristokratları. O Adana'ya sürgün gönderilmişler. O da bir nevi Yaşar abinin talihi oğlu. Bu delikanlıyı da tanıyınca, yetenekli, bunu ele alıp yetiştirmeye başlamışlar. Bir yandan yetiştiriyorlar, dünya kültürü öğretiyorlar, Faulkner çeviriyorlar. Yani müthiş bir edebiyat kültürü veriyorlar buna. Bana git dedi, Evren Dilek kitap evinden 100 tane kitap bir çuvala doldurdum, al götürdüm. Ben köye gittim, okumaya başladım, bir baktım. Kitapları yerleştiriyorum. 5 tane Don Quixote çıktı içine. 4 tanesini aldım. Harip Bey, bir yanlışlık olacak. Bunu götürüp vereyim de yerine kitap alayım dedi. Yok dedi, ben koydum dedi. Niye Harip Bey dedi. Ömrünün sonuna kadar okuyacaksın da bunu dedi. Bir yandan da zevkine o kadar güveniyorlar ki, çok iyi kilim biliyor çünkü. Kilim bilmek bir sanattır. Büyük bir iştir kilim bilmek. O kadar iyi kilim biliyor ki Abidin Bey resimlerini yapıyor. Abidin Dino diziyor, böyle karşıya gösteriyor. Buna diyor, Yaşar söyle bakalım, gencecik bir köylü delikanlısı 17 yaşında. Bu olmuş deyince onu tutuyor, bu olmamış deyince yırtıp atıyor. Ve bir gün Abidin Dino'nun aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Nadir Nadi ile tanıştı. Ardından da Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. Böylece edebiyat dünyasına Kemal Sadık olarak değil, Yaşar Kemal adıyla girdi. Çünkü Kemal Sadık Gökçeli imzasıyla yazsaydım, polis gelirdi beni 2 dakika sonra Cumhuriyet'ten attırırdı. 2 gün sonra. Halbuki Yaşar Kemal imzasını polis uzun yıllar, belki de 2-3 yıl ben olduğumu bilmeden yuttu. Yine sıradan insanların inanılmaz hikayelerini gazete sayfalarına taşıdı. Bir gün sünger avcıları, bir gün balıkçılar, bir başka gün kaçakçılar. O Güneydoğu'da kaçakçılarla yaptığı bir röportajlar var. Gerçekten yani hayatını riske atıyor. Onlarla yaşıyor yani başka türlü. Ve hiç ödün vermiyor. Onun için önemli olan o gerçeklik. Bugün röportaj denildiğinde hala onun adı anılır. Cumhuriyet'te sadece röportajlar yapmadı. Okuyanların diline bayıldığı makaleler de yazdı. Ve dediğim gibi bir de o içindeki o sevgiyle beraber baktığı için Anadolu'ya, dolaştığı her yerde kendisi de o kökenden geldiği için insanları anlıyor, yokluğu biliyor, sefaleti biliyor, açlığı biliyor, kahır çekmeyi biliyor, batoz ırgatlığını biliyor, her şeyi biliyor. O yüzden röportajları birdenbire yepyeni bir soluk açtı. Çok dobra, çok cesur, çok samimi, çok içten, çok dürüst bir yapısı vardı. O yüzden röportajlarını okuduğumuz zaman o samimiyeti, o içtenliği görüyoruz ve karşı tarafa o güveni, o samimiyeti hissettiriyor. İnce Mehmet işte o günlerde yayınlandı. Köylüleri ezen ağaya baş kaldıran ve sonunda o ağayı öldürüp toprakları köylülere dağıtan İnce Mehmet. Roman, yazı dizisi olarak ilk önce gazetede yayınlandı. Ancak politik olarak farklı düşündüğü için yazılarına son verildi. Kendisinin deyimiyle gazetecilik yapamaması romancılığının önünü açtı. İnce Mehmet ise çoktan efsane olmuştu. Toros dağlarından inen o kahramanın daha iyi bir düzen ve eşitlik talebi herkesi mest ediyordu. Başka bir yazar vardı artık. Romancılıkta da başka bir çıta. Sonrasında her biri dünya klasikleri arasında yer alacak romanlar peş peşe geldi. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Ağrı Dağ Efsanesi, Bin Boğalar Efsanesi, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana ve Karıncanın Su İçtiği.
Ve o klasiklerin baş kahramanı aslında hep Çukurova oldu. Çukurova insanı. Beni mecbur insanlar ilgilendiriyor dedi hep. Ağanın zulmünden dağa kaçıp eşkıya olan. Çeltik tarlalarında sıtmaya yakalanan köylü, mevsimlik işçi, zorunlu iskan mağduru. Şöyle diyebiliriz tabii, bütün Osmanlı dönemlerinde yazarlar, çizerler, edebiyatçılar İstanbul'dan çıkıyordu. İstanbul çocukları Anadolu'ya, Yakup Kadri gibi Anadolu'ya bakıyorlar. Bu böyle bir bakışla o Anadolu'nun dibinden, o en kökünden çıkmış birisinin Anadolu'ya bakışı aynı olamaz tabii. Öbürü ne olursa olsun biraz egzotik kaldı. Bununla Anadolu'yu anlatamıyorsunuz. Biraz romantik kalıyor. İşte geçsen Anadolu'yu ya da orada bir köy var, Uzaklı'ya dönüşüyor. Ama bu Anadolu'nun hakiki acısını anlatan insanlar Yaşar Kemal gibi oradan çıktılar. En önemlisi doğa ile o kahramanları olağanüstü bir şekilde buluşturdu. Yeri geldiğinde gerçeğin ötesine geçti o kahramanlar. Yaşar Kemal bu mitolojik Anadolu ortamından, bu dünyanın en eski mitolojilerinden birine sahip, birkaç tanesine sahip olan topraktan modern hikayeler çıkarmayı bildi. Ve acıları anlattı dedim. Acıları anlattı ama bunları dramatize etmedi. Dramla trajedi arasında büyük bir fark vardır. Yaşar Kemal'in kendisi de romanlarında anlattığı kahramanlardan biri. Deyim yerindeyse o kendi hayatını işledi. Neredeyse bütün romanlardaki kahramanlar bizzat kendisi gibidir. Son roman dörtlemesi bir ada hikayesindeki göç ve sürgün hikayesini yazarken kendi ailesinin göç hikayesinden etkilendi. Yaşar Kemal romanlarını birebir yaşayan biridir. Romanındaki samimiyet yaşamındaki samimiyetle çok paraleldi. Kimsecik romanı aslında onun 9 yaşına kadar yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle de babasının ölümünü. Yalnız iyice gözümün önünde hep kan. Kimsecik romanını okuduğum zaman boyuna kan vardı. Nereden çıktı bu kadar kan diyorum. Tabii bütünüyle kan. Babasını öldüren kişinin kendisini de öldürmesi korkusu. İnsan oğlumun özelliği, en büyük özelliği onu yaratan korkudur. Ama onu yaratan bir daha güzel bir şey var. Tabii insanoğlu insanoğlu yapan korkunun üstüne yürümek. Bu roman korkunun üstüne yürümenin romanıdır. Baştan sona kadar. Yani ve babasının mezarını görmek istedi. Enteresan bir şekilde gidip kendisiyle hem vedalaştı hem selamlaştı diyebilirim. Yani babasını çok sevmesine rağmen babasına kızgındı. Yani onu yalnız bıraktığı için, küçük yaşta onu bıraktığı için ona karşı bir kızgınlığı vardı. Orta Direk kitabı da yine kendi hayatından. Babasının babaannesini Van'dan Adana'ya kadar nasıl sırtında taşıdığını anlatıyor. Babamın anasını Van'dan Çukurova'ya kadar sırtında geçirmesi ve bu benim aklımda yoktu bu romanı yarattığım zaman. Büyükannemi yazıyorum yoktu. Bu bilinçaltı yerleşmiş. Sonra düşündükçe anlıyorum ki romanı insan gökten düşmüyor. Romanı insanın bütünüyle yaşantısı ve kültürü yaratıyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da da saygındı. Romanları çok okunuyordu. Dünyada en tanınan, Türkiye'den en çok tanınan romancıydı, sanatçıydı. Ve eserleri yıllarca mesela İngiltere'de bir numarada kaldı. Amerika'da bir numarada. Şimdi zaten Amerika'da 20. yüzyıl klasikleri diye bir derleme yaptıkları zaman içinde mutlaka Yaşar Kemal oluyor. 20. yüzyıl klasikleri Fransa'da yaptıkları zaman içinde mutlaka Yaşar Kemal oluyor. Artık o silinmez bir şey. Sadece gelişmiş ülkelerde mi? Hayır. Romanları neredeyse dünyada konuşulan tüm yaygın dillere çevrildi. Kolombiya'da da okundu, Çin'de de. İnce Mehmet yayımlandıktan sonra birkaç yıl içinde 35 dile çevrildi.
bugün çalışma odasındaki yabancı dillere çevrilen romanlarının birer örneği bile koca bir kütüphane oluşturuyor. Şu, bu taraf olduğu gibi şuraya kadar çeviriler. Çok ilginç diller de geldi. İşte Vietnam dili geldi. Evet, çok eski baskılar. Sonra royalty anlaşmaları olmayan ülkelerden eskiden. Özellikle Arapça ve Farsça hemen bütün eserleri çevrilmiş. Romanlarını yazdığı kalemleri de onun için çok özeldi. Makale ve röportajları daktiloyla ama bütün romanlar kalemle ve onun kalemleri meşhur. Bu kadar kalem en azından hazır olmazsa hiç rahat etmiyordu. Hatta bir dostu, Amerikalı bir dostu da bu kalemlerden etkilenerek ve onların tablosunu yapıp göndermişti. Dünya edebiyatının, sinemasının devleri onun arkadaşıydı. Hiç unutmuyorum. 1974 yılında ünlü Amerikalı yönetmen Elia Kazan Türkiye'ye gelmişti. Yaşar Kemal, Elia Kazan ve ben, üçümüz bir yolculuğa çıktık. İstanbul'dan Truva'ya, Çanakkale'ye, oradan Bergama'ya, oradan İzmir'e. Ve Bergama'da ikisi de benden çok daha büyük insanlardı yaşça başça. Ben bir taşın dibinde oturmuş yorgunluğu çıkarırken onlar seke seke o antik şehrin her yanını geziyorlardı. Derken benim yanıma bir çoban, bir delikanlı yaklaştı. Ya dedi, kim bunlar dedi. Niçin sordun dedim. Çünkü dedi, bu ikisi biri Türkçe konuşuyor dedi, biri başka bir dil konuşuyor. Ama bir güzel anlaşıyorlar. Nasıl oluyor bu dedi. Dedim ki, bak dedim, biri dedim Amerikalı bir yönetmen, öbürü Türk yazar Yaşar Kemal. Birden çocuğun yüzü aydınlandı, delikanlı. Tamam abla dedi, o zaman bu dedi böcekle konuşuyor, ağaçla, otla, kelebekle konuşan adam dedi. Bu Amerikalıyla mı konuşamayacak dedi. Sadece onlar mı? Ülkelerin başkanları, başbakanları da onun dostuydu. Nobel hariç bir edebiyatçının alabileceği en değerli ödülleri aldı. Yaşar abi Nobel'le uğraşan birisi değildi. Nobel almak için çırpınan birisi de değildi. Nobel öyle bir şeydir. Yani hangi tarlaya yıldırım düşeceğini bilemeyeceğin gibi Nobel ona verilir. Bir jüri kararıdır. Bir Türk yazar arkadaşımız da almıştır, Orhan Pamuk. İyi ki de almıştır. Evet, Yaşar Kemal'in Nobel alması gerektiğini düşünen Türkiye'de, dünyada çok insan var. Fakat kendisinin böyle bir derdi, bir merakı falan da yoktu. Bugün eğer bir yazarın yazdığı eser dünyanın bütün dillerine çevrilmişse ve dünya edebiyat tarihinin en önemli eserleri arasına girmişse bu ödülü zaten ona okuyucu vermiş, halk vermiştir. Yani bu artık dünyanın malıdır. Ne mutlu ki bizim dünyaya hediye ettiğimiz birisi. O Peri Yavşan. Evet. Şimdi ben o İranlı mütercime dedim, Wormwood. O da bambaşka bir şey diyor. Yani Wormwood bir nevi, sen anlat nedir Peri Yavşan? Romanlarının dışarıda kısa sürede yer edinmesinde eşi Tilda'nın emeği çoktu. Çoğu romanın çevirisini o yaptı. 1952 yılında tanışmışlardı. Tilda Yahudiydi. Yakınlarını Naziler katletmişti. O, Yaşar Kemal'in dünyaya açılan penceresi oldu. Tilda çok kültürlü, çok dil bilirdi. 5-6 dil bilirdi. Ve Yaşar Kemal'in eserlerini İngilizce'ye tercüme ederdi. Onun böyle dünyayla olan ilişkilerini yürütürdü. Sonra evlendiler. Ancak Tilda 12 Mart darbesinden hemen sonra tutuklanan aydınlar arasındaydı. Yaşar abi ziyarete gelirdi Maltepe'ye ve Maltepe'de tabii ki eşi için, yani baktığımız zaman gelirdi ama hepimiz için gelirdi. Geldiği zaman hele bir keresinde de işte cezaevi koşulları, askeri cezaevi sonuçta. Şimdi kaç tane kadın tutuklu var ise aslında bir keresinde her birimiz için tek tek ayrı ayrı, ayrı renkte, ayrı kokuda sabunlar getirmişti.
Bir gün Ankara'da oturuyordum, o sırada bir kolej talebesiydim. Ankara'da Milli Kütüphane'de bir şey buldum, bir kitap buldum. İçinde türküler var ve notaları var. O notalardan bir tanesi de İnce Mehmet türküsü. Halkın yaktığı bir türkü. Onun notalarını deşifre ettim. Dedim ki benim bunu Yaşar Kemal'e çalmam lazım. Kalkıp İstanbul'a gittim. Nerede bulunur Yaşar Kemal? Dediler ki Ararat Kitabevi var Cağaloğlu'nda. İşte orada bulunur, oraya gelir 2-3 günde bir dediler. Ben gidip orada beklemeye başladım. Çok genç, ufak bir çocuğum. Gittim orada bekledim, bekledim. Bir gün geldi. Dedim ki Yaşar Kemal, Yaşar abi ben dedim adım şu sanım bu. Ankara'dan geliyorum. Bir İnce Mehmet türküsü buldum. Bunu sana çalmak istiyorum dedim. İyi dedi, yarın bizim eve gel o zaman dedi. Basınköy'deki evinin adresini verdi. Ben de ertesi gün sazımı aldım. O uzak olan yere bindim, otobüse gittim. Sonra buyur dedi, Çukurova köftesi de yaptım ben sana dedi. Eşi Tilda da böyle daktilo yazıyor, çeviri yapıyor masanın başında. Şöyle gözlüklerin üstten bana bir baktı, fazla yüz vermedi. Ondan sonra Yaşar abi şu çal bakalım şu türküyü dedi. Ben başladım çalıp söylemeye. Bu sefer onun çok ilgisini çektiği gibi Tilda'nın da ilgisini çekti. Tilda da dedi ki ya bu çok enteresan bir... Hatta Yaşar abi derdi ki bana ya Tilda ne dedi sana onu söyle, o lafı hatırlayamazdı. Çok ilginç bir akompanyaman, yani eşlik etme sazla. Çok ilginç bir akompanyaman. Ha onu dedi işte derdi Yaşar abi. Ondan sonra çok hoşuna gitti. Bizim dostluğumuz öyle başladı. Orada bir Çukurova köftesi yedik, türküler söyledik. Beraber işte Dadaloğlu türküleri söyledik, Kozanoğlu ağıtları söyledik falan. Hele kozana kozana, kozana destan yazana, kurban olayım olayım. Evet, ağıt. Onu Yaşar Kemal yapan tüm sürecin başı aslında. O ağıtlar, o destanlar romanlarının temelini oluşturuyor. Sonra köy köy dolaşıp ağıtları toplamaya başladı. Yani bu ağıtlar kadınların ölüler üstüne söylediği ağıtlar. 50 kilo bir adam kubuzun uzamış gitmiş. Ayağında kara şal var. Kara şalların cepleri büyük olur. Büyük, onlar da defterler. Ağıt topluyor. Ve sonra topladığı ağıtları, destanları köy evinde halka anlatırdı. Bir süre sonra da Aşık Kemal olmuştu. ...1950'de hapse girdiğinde topladığı ağıtlar gitti. Onu gözaltına alanlar evde ne bulduysa sobada yakmıştı. Onlar şaheserdi, dil şaheseri. Romanlarımdan bile daha çok gurur duyuyorum kurtardıklarımla diyordu. O nedenle onun eserlerinin bir yerinde mutlaka bir ağıt var ve mutlaka bir aşık veya dengbeş sizi bulur. Evet, Beşe. Evet, sen dedin mi bunu? Evet. Hadi Beşe. El Beşe. Aile siyabe doğdu ve hediye darab edeske emlezine. Sonra tabii hepimiz şaşırdık yani. Saatlerce süren Kürt tarihinin en büyük, en uzun destanlarından birini meğerse Yaşar Kemal tamamını ezbere biliyormuş. Kelime kelime, noktası virgülünü ezbere biliyormuş yani. Müzikle de çok özel bir bağ vardı. Klasik müziği çok severdi ve çok iyi anlardı, biliyor musun? Çok iyi anlardı. Şöyle temel bir anlayışı vardı.
Müzikte olsun, edebiyatta olsun, resimde olsun hiç kimse tek başına durup dururken bir icat yapamaz. Durup dururken bir gelenek başlatamaz. Herkes o büyük akan nehrin içinde yıkanır. Ya da herkes o insanlık zincirinin bir halkasıdır. Dolayısıyla müzik de o halkların yarattığı büyük müziklerin etkisiyle yapılır. Ve bunu Beethoven için söylerdi. Bunu bütün büyük besteciler için söylerdi, klasik müzikçiler için. Ve şu anda gidin Almanya'nın büyük müzik otoriteleriyle konuşun. Size teker teker söylesinler Bach'ın ya da Beethoven'ın hangi ezgilerden yararlandığını, hangi yerlerden geldiğini. Dediği gibi halk yaratıcılığına dayanmış olmayı o kulağa hemen sezerdi. Büyük bir zevki vardı. Öyle ki ömrünün son günlerinde yoğun bakımda kendisini yalnız hissetmesin diye dostları içinde Beethoven'ın eserlerinin bulunduğu bir CD'yi dinletiyorlardı. Beethoven, Vivaldi gibi önemli sevdiği klasik müzikleri derleyen böyle 10-12 saat boyunca çalabilen bir hard diskler doldurduk ve o müzik setini hastanede başucuna koyduk. Yavaş yavaş kulağın dibinde o müzikle birlikte ve müziğe tepki gösterdiğine şahit oldum. Palazgirt'ten bu yana Kürtler Türklere dosttur. Ülkemizin onurunu, tekmini, kültür zenginliğini kurtarmak elimizde. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç. Teşekkür ederim. En önemlisi, Yaşar Kemal aslında Türkiye'nin sorunlarının çözüm adamıydı. Bu da bir şeye bağlılığından geliyordu, barış. Aslında yaşamı da barış için verilen mücadelenin özetiydi. Hem silahların tamamen susması için, hem de toplumsal barış için çabalıyordu. Aydın ve yazarların yakıldığı Sivas katliamından sonra sokaktaydı. Türkiye'nin alnındaki karalatayı, lekeyi sildireceğiz onlara, sileceğiz bunu. Türkiye öyle kolay bir ülke değildir, Kürt insanın yiyeceği kadar. Ve bu işte en yazık Türkiye oldu. Hepimize yazık oldu ama Türkiye'ye çok büyük yazık oldu. İnsanlığın yüzüne çıkıp bugün ne söyleyeceğiz? Utançtan başka neyimiz kaldı elimizde? 36 tane yazarını yakan bir ülkede hayır beklenir mi? Hrant Dink katledildiğinde de sessiz kalmadı. Dink'in öldürüldüğü yere gitti. Yüzünde dostunu kaybetmenin derin acısı vardı. Öldüren de, ölüme göz yuman da insan değildir. İnsan olamaz. Ve insanlık bunu böyle düşünseydi şimdiye kadar ölümler ortadan kalkabilirdi. Hani Hrant yalnız Ermeni değildi. Ermeni yalnız Kürt de değildi. Ermeni yalnız Kürt de değildi. O bir insandı. Kötü insanların bu dünyada bulunduğunu ama kötü insanlar bile iyidir diyecek kadar iyi insan. Bir yerine indiğin zaman, kötü insanın bile derinlemesine indiğin zaman ondan kendine yakın bir şeyler bulabilirsin diyordu. Ve müthiş bir Anadolu sevdalısıydı. Sonrasında da siz endişe duyuyor musunuz sorusuna verdiği cevapla meydan okuyordu. Benim umurumda değil. Onun için endişe duymuyorum. Ben yaşımı yaşadım. Gelirse yesinler. Kodri meydan. Yaşar Kemal hayatı boyunca zulüm gören herkesin yanında oldu. Bu ülkede kim zulüm gördüyse yanında oldu onun. Yani evet, Kürt halkının dili elinden alınınca, kimliği inkar edilince, Kürt halkı diye bir şey yoktur, sen yoksun dendiği zaman gitti aslan gibi orada durdu, vardır dedi, bedelini de ödedi. Ama aynı adam Adnan Menderes'in idamına da karşı çıktı, imza topladı. Gitti. Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmesin. Bu hunharlıktır diye ona da imza topladı. Yani ne demek istiyorum? İdeoloji farkı ya da etnisite farkı gözetmeden zulüm gören, onuru zedelenen,
her insanın yanındaydı. Bu o kadar az bir özellik ki Türkiye'de. Yaşar Kemal ömrünü ezilen halkların sorunlarının çözümüne adadı. Her yerde bu sorunu dile getirdi. Kendisine devlet tarafından üstün hizmet madalyası verildiğinde bile. Anadolu'da yaşayan her halk kendi ana dilini kullanacak. Kendi ana dilinden eğitim görecek. Kitaplar yazacak. Filmler çekecek. Biz çok kültürlü toprak olduğumuzun farkına varacağız. Çıkarımızın yasakta değil, özgürlükte olduğunun bilincine varacağız. Hem terörün hem de faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı 90'lı yıllarda hiç susmadı. Bu nedenle hakkında sık sık dava açıldı. Bir adam savaş istiyor, istemiyorum diyen bir adam mahkemeye verilir mi, savcı karşısına getirilir mi? Allah billahi aşkına sorun ya, herkese sorun. İstediği kadar, istediği yıla hapsedebilirler. Hiç umurumda değil. Hız gelir, hız gider. Hatta dönemin terörle mücadele yasasına göre ceza bile verildi. Ancak ertelendi. Tecil de kabul etmiyorum. Tecil ettiler. Ne kadar mahkumettiler? 1 yıl 8 ay. Ama kabul etmiyorum tecili. Tecil dediler. Ne demek tecil? Ya mahkum edersin ya etmesin. Tavrı net ve keskin olsa da aslında biraz üzülmüştü. Kırılmadım ama ayıp ettiler diyordu. Zaten son dönemde onu derinden sarsan olayları peş peşe yaşamıştı. İlk önce soğuk bir kış günü tam 50 yıllık hayat arkadaşını Tilda'yı kaybetti. En son Çapa Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde artık bitmiş her şey. Tilda artık ölüyor ve son vedaya gittik. İkimiz gittik Yaşar abiyle. Gittik ve orada veda ettik. O zaten bilinci yok, yatıyor. Yaşar abi dedi ki orada bir laf. Korkma sevgilim, üzülme. Biz namuslu bir hayat yaşadık dedi. Bu çok etkilemişti beni bu laf. Tilda'cığım, sevgilim, sana teşekkür ederim. Yaşadığımız bu güzel hayat için sana teşekkür ederim sevgilim. Korkma, sakın korkma. Biz namuslu yaşadık Tilda. İyi insanlar olduk. Tilda Müslüman mezarlığına gömüldü. Çünkü Yaşar Kemal'le birbirlerine sözü vardı. Mezarda da yan yana olacaklardı. Birkaç yıl sonra da çok yakın dostu Mehmet Uzun hayata veda etti. Kürt edebiyatının en kıymetli ismi 20 yıl sürgünde yaşadı. Mehmet Uzun Türkiye'ye döndüğünde ortak bir kitap yazmaya karar verdiler. Ama tamamlayamadılar. Orada bir iş yapıyorduk biz. Türklerin en büyük bir destanları vardı. Memoalan'dı adı. Ve beraber yazsaydık ve yazabilseydik ölmeden önce başlamıştık yazmaya. Onun ölmesi, sanıyorum ki çok büyük bir şey oldu. Ben de tek başıma yazamadım. Ve söz konusu Yaşar Kemal olunca aşk olmadan mümkün mü? Elbette değil. İlk eşi Tilda'nın ölümünden bir süre sonra Ayşe Semiha Baban'la evlendi. Harvard mezunu olan ve hem akademisyenlik hem de büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Baban, kadın hareketinin de önemli isimlerinden. Ayşe Semiha Baban aslında Yaşar Kemal'in aşklarından bir tanesi ve en önemli aşklarından bir tanesiydi. Yani Ayşe Sabiha Baba'nın en büyük aşkıydı Yaşar Kemal. Sonra ben tabii bunu Yaşar Kemal'e söyledim. Bir insan iki defa aşık olabilir mi? Olabilir dedi. Defalarca da sevebilir ama genelde insanlar bir kez aşık olur ama ben iki kez aşık oldum. İnsanlar karartır.
ak gündüzü insan var artık gecenizi. Ayşe, mahvettin beni. Niye mi? Bu yazıyı o çıkardı ortaya. Kafayı böyle. Ortada yoktu, gençliğimde yazmışım. Böyle. Ayşe'yi anlatırken gözleri dolar, duygulanır, büyük bir sevgiyle anlatırdı. Dostları onun için çok değerliydi. Onlara her zaman vakit ayırırdı. Fotoğrafın ustası Ara Güler onların başında geliyordu. Bir de kahve vardı orada. Solda, geç giderken. Ama bir o bilen hangi babaannenin seni hangi... orada tanıdık. Bir daha değil de ne nasıl öleceksin? İhtiyar olmadan öleceğim. Ciddi misin? He. Tabii. Ölme daha iyi. Dur. Ölme daha iyi. Yapar. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'la da özel bir dostlukları vardı. Müthiş bir insandır bu. Dediğimde bana her şeyi söylüyordu bana. O da sana göklere çıkarıyordu. Beni? Evet. Tabii bana beni çok seviyordu. Son romanı 2013 yılında yayımlandı. Tek kanatlı bir kuş. Toplumda bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan korkunun destansı bir romanı. Aslında kendi hayatını yazmak istiyordu. Yıllardır bunu düşünüyordu. Son kitabı olacaktı. Adı da belliydi. Bir karanlıktan bir geliyor, bir karanlığa gidiyoruz ama İyi ki geldik şu dünyaya, görmeseydik bu dünyayı, bu güzelliği, bu ışığı, bu aydınlığı ya görmeseydik. Yüz binlerce yıl görmedi hiçbirimiz şimdi buradakiler. Bu dünyayı, bu evreni yüz binlerce yıl görmedik biz değil mi? Şimdi bir defa gelmiş böyle bir talih ki bu. İyi ki geldik be. Bana gelince ben ışığın destancısıyım, ışığın türkücüsüyüm. Ben iyi ki geldik diyenlerden biriyim. Ama yazamadı. Son iki yılı hastanelerde geçti. Büyük bir bölümü de yoğun bakımda. Ömrü yetmedi. 2015 yılının 1 Şubat günü 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümü derinde kalın, dar olsun canımı dar olsun, yer yer dar olsun. Üstü çimen, altında lale, zar olsun canım zar olsun, gülüm zar olsun. Cenazede tüm Türkiye vardı. Her kesimden herkes. Tam da romanlarındaki gibi. İnce Mehmetler, Abdi Ağalar, Topal Aliler, Çeltik köylüleri, balıkçılar, emekçiler, Telli Hatun. Ayşe Semiha, Yaşar Kemal'i kendi elleriyle önceki eşi Tilda'nın mezarına gömdü. Onların birbirlerine verdikleri sözü o yerine getirdi. Bir gazeteci dostum bana sormuştu. Bir kadın nasıl kabul eder? Onunla ikinci evliliği onunla yapmış, hayatının bir bölümünü onunla geçirmiş. Fakat ölürken kendi elleriyle nasıl önceki eşinin mezarına defnedilir? Bunu bir kadın nasıl kabul eder? Aşk kabul eder dedim o zaman ona. Çünkü bu Yaşar Kemal'in aslında şeyiydi. O saygıyı aşk sağlıyor. Ayşe Semiha bugün zamanının neredeyse tamamını dostlarıyla kurdukları Yaşar Kemal Vakfı'na ayırıyor. Yaşar Kemal'in değerlerini hiçbir zaman vazgeçmediği mücadelesinin temelini, insan sevgisini, doğa sevgisini,
daha iyi bir dünya istemesini ve o daha iyi bir dünya için hep mücadele etmesini, bunu bir edebiyata, bir ufuk olarak paylaşabilmek, gençlerle paylaşabilmek. Tam 70 yıl yazdı Yaşar Kemal. Daha çok yazmak istediğini de dile getirdi sık sık. Ömrüm yettikçe dedi. Geriye koca bir miras bıraktı. Aslında bir mucizeydi kendisi. Dünya edebiyat tarihinde pek rastlanmayan bir mucize. Yazısız sözlü edebiyatı romana taşımış tek kişiydi. Her güzel insanın gidişinden sonra söylenen o güzel söz onundu. Hani o dillere pelesenk. Artık en güzel onun için söylenebilir. O iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler.